Tabii Türkiye'nin en kurumsal ve en üst düzey kulübüne geldim. Bunun için hem çok heyecanlıyım hem çok mutluyum. Kendi vizyonum ve kulübün vizyonu örtüştüğü için ve bizi de tercih ettikleri için başta Sayın Başkanımız Turgay Ciner'e ve Serkan Rençber'e çok teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz aynı. Bu sene Kasımpaşa olarak daha büyük hedeflere yürüyeceğiz. Geçen sene 10. olmuş bir takımdı. Bu sene daha üstleri, Avrupa Kupası, Türkiye Kupası, belki de ligde hedef şampiyonluk olabilecek bir yapı oluşturmak amacımız. Biz zaten pozitif futbol oynatan ve bu futbolu sahada gösteren bir hocayız. Çok şükür son dönemlerde gittiğimiz her kulüpte bu başarıyı gösterdik. Ve böyle kurumsal vizyonu olan bu kulüpte de inşallah bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Her anlamda, kurumsal anlamda ve dış anlamda müthiş bir kulüp. Biz de sadece futbolcularla birlikte iç tarafı organize edeceğiz. İçeriyle, dışarısıyla da Kasımpaşa Kulübü'nü iyi bir şekilde hem Türkiye'de hem eğer şey olursa Türkiye Kupası'nda temsil etmek bizim en büyük amacımız. Kurumsallık ifadesini çok fazla kullandınız. Evet. Çalıştığınız kulüplerle şimdi Kasımpaşa arasında ne gibi farklılıklar gördünüz ki bu kadar kısa sürede bu ifadeyi çok kullandınız acaba? Şöyle söyleyebilirim. Kurumsallık derken burada herkes kendi işini yapıyor. Biz çalıştığımız çoğu kulüpte çok farklı işlerle uğraşıyorduk. Bu kulübün en büyük, bu kulüpteki gördüğüm en büyük şey herkes kendi işini yapıyor. Biz de hoca olarak sadece sahayla ve futbolcularımızla uğraşacağız. Dolayısıyla da bu bize büyük başarı getirecek diye düşünüyorum. Takımla tanıştık. Zaten futbolcu olarak hepsini tanıyoruz. Çok iyi bir kadromuz var. İyi futbolculardan oluşmuş, çok iyi karakterler var. Tabii bu karakterlerin içine eksiklerimiz var, mevki olarak eksiklerimiz var. Bunları zaten Serkan'la birlikte de oturup konuşacağız. Ve eksik olan mevkilerimize de hem kulübün vizyonuna hem karakteriyle bize uyacak oyuncuları katarak yolumuza devam edeceğiz. Ya var ama hani bu Mensa olarak onu söyleyemeyiz. Şu anda bizim transfer politikamızı biz kimseye söylemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz isimler duyulduktan sonra farklılaşıyor. Özellikle Kasımpaşa olduğunda daha farklılaşıyor. Biz belirleyeceğiz eksiklerimizi ve eksiklerimizi belirledikten sonra da transferlerimizi yapacağız. Yok zaten bir Quaresma bizden ayrıldı. Şu anda Quaresma bizimle birlikte değil. Onun dışında şu anda tam kadro olarak antrenmanlarımızı yapıyoruz oyuncularımızla birlikte.